Selamünaleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü Amin. videomuzda başlatıyoruz. Bugünkü videomuz arkadaşlar nasıl olacak hayatım? Bayağı bir temizlikli olacak. Aynen. Bütün sobalarımızı dökeceğiz, temizleyeceğiz. Annem gitmeden son bir defa daha Aynen. dip köşe temizlik yapacağız. Hatırlarsanız geldiği zamanlarda bir böyle evi bir kargaşaya soğumuştuk. Şimdi de zaten izleyeceksiniz arkadaşlar Allah'ın izniyle. O zaman göreceksiniz yani her yeri döktük. Annemin odadaki sobayı yani evdeki tülleri yıkacağınız daha neler var? Sen bilirsin hayatım. Banyo kazanı Banyo falan kazanı var. temizleyeceğiz. Annemin Ya odadaki sobaları soba temizleyeceğiz var. işte Bizim bütün. odadaki soba var. Ben de annem bir temizlik yaparken bir semaver yapacağım. Semaver çay eşliğinde inşallah sizler de güzel güzel izlersiniz. Bu arada arkadaşlar bir takipçimizin yorumu çok ilgimi çekti gerçekten. Bayağı bir şeye değinmiş. İlgimi çekti açıkçası. Hani videolarınız 100 bin izleniyor işte 60 bin, 70 bin, 80 bin izleniyor ama takipçiniz çok az yükseliyordu. Herhalde şeyi söylemiyoruz biz ondan dolayı da demiştir. Çoğu kanal bunu herhalde video girişinde söylüyormuş. Kanalımıza abone olursunuz diye biz pek söylemiyoruz yani siz de farkınızda hiç fark Aynen. ettin mi hayatım? Biz hiç söylemiyoruz arkadaşlar sadece video sonunda kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun şeklinde söylüyorum. Bu arada videolarımızda izlerseniz, yorum ve beğeni yapıp kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz gerçekten. Dediğimiz gibi ne kadar kişiye ulaşırsak o kadar bizler için de iyi arkadaşlar. Hepimiz için de çok iyi. Şimdiden yeni abone olan herkese de teşekkür ederiz. Hadi hep beraber videomuz devam ederiz arkadaşlar. İnşallah videolarımızı sonuna kadar izler, beğeni ve yorum yapmayı unutmasınız arkadaşlar. Evet hayatım, sendeyiz. Senin de söyleyeceğim şey var mı? Benim de söyleyeceğim bu hani gerçekten abone olmayı, takip etmeyi, like atmayı unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. İyi seyirler. Evet sevgili takipçiler. Gördüğünüz gibi annem gitmeden yine ortalığı döktü. Yerleri. Güzel bir temizlik. Değil mi hayatım? Evet, ayağı sürmeden. Değil mi hayatım? Hemşire de. Ayağım. Tamam. Ayaz oldum sana. Operasyona hazırlanıyor lan. Hazırlandım evet geldi. Sobaları. İki sobayı da dökecek değil mi annem? Koy yerinde aynen o Çatıya temizledin mi? çıkamayacak ama. Hiç çatır o bir şey yok. Temizliğimiz devam ediyor. Şunlar da arkadaşlar yıllık hatırlayabilirler yani. Eskinin şeyleri. Göstereyim size biraz. Çok söyleyenler olmuş hani birazcık. Köy şeylerini göstersin. Şu mesela bunlar mesela. Tarihi şeyler. Annemin ta gelinlik şeyleri bunlar. Benim de çok hoşuma gidiyor bunlar da oturması. Başlıyorum anacığım. Başlıyoruz. Operasyon başlayayım mı? Toparır mı? Buraya sobayı da hangi dışarı çalalım? Tamam. Dur geliyorum. Aşkım daha bahane bu. Şey oğlum o kömür var ya o işte o. Onu nereye dokun şuraya da alayım. Ayağımı alayım. Sen de şunu getir. Kömürden yapıyor bunu. Bunu da çıkarayım arkadaşlar. Temizlerken çamur olmasın. Karga yağıyor, yağıyor. Ama arkadaşlar bir türlü kar tutmuyor ya. Hemen geri eriyor. Götürüyor mu? Birazcık yanlış yaptım. Annem beni öldürecek. Ters tuttu. Şaşırdım. Annem görmeniz temiz doğru. Ya nasıl o şeyi kaldırmayacaktım böyle. Yanını kaldırdı. Tutma hayatım sen. Biz annemle şey yapalım. Şeyler temizleme. Sileceğim. Şunu al. Ata tutma. Aynen mi? Çanağın neyi yapmış? Yanıyor bana. Yürü yürü bak oraya yürü. Onun altını mı koydun ha?
Çok hızlı içtim. Demek ki altına vereyim. Hem bu şeyi sana. Elim kesecek. Bırak bana. Evet. Madalya daha hafta oldu değil mi? Hepsi. Çok çabuk oluyor arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi. İçi içi hele ki. Kızım ne olmuş böyle? Daha geçen gün annemle boru sikerledik abi. Yanmıyor diye. Annemin dediği gibi o kömür yapıyor. Bunu da temizleyeceğiz, öbürü de temizleyeceğiz. Peki orada niye yatıyor? Telefonla. Gel. Gel oğlum. Gel. Ne oldu? Nasıl geliyor arkadaşlar? Annem yine doyurmuş bunları maşallah. Karnına basın ha. Gel oğlum. Neden olmuş anne o? Altı ince oldu demek ki sabahın altı inecek ya sıcağı buraya vermiş. Ne oldu? Ne o? Hiç. Bir şey olmaz ya. Demek ya bu altına vurmuş. Acaba delik yeri mi var ya? Evet. Sobanın değil bence altı mı ince acaba? Zaten o tarafa çok sıcaklık veriyor. Bu yanı mı o yanı mı? Evet ağacım ne yapıyorsun? Kocuğuna tutuyor musun? Şöyle örümcekten alayım oğlum. Daha örümcekten iyi. Bence şey yaptırmaya gerek yok anne ya. Ne? O şey yaptırmadan gerek yok bence. O olsa da olur oğlum. Olmuyor mu İstanbul'da? Çıkkıyı da koşu da şey. Ne alıyor dünya? Boş bir olsun oğlum. Şeye fazla dokunma oraya. Niye benim ya? Ya az bağlı dedim. Ha, arkadaşlar bu arada yeni süsümüzü de denk gelmişken göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Evet yatak örtümüzü. Yatak örtümüzü inşallah hazırladıktan sonra gösteririm. Yatak örtüsü falan da aldık. Şunları ben aldım. Hoşuma gitti. Süs şeklinde. Hoş durdu ama. Çünkü yorganını yeni sepeteyim. Ama bir geldiğinde ortalığı böyle dağıtıyor. bir de giderken mi giyiyorsun? Bir de giderken ortalığı dağıtıyor vallahi Allah maşallah. Allah. Sen epey kalmaya gidiyorsun lan. Bir anlaşamadık mı? Bir ay dururum. Bir ay çok anacığım. Gel çok işim. Yok ilk gün durayım ya. Tamam valla 10 numara. He 10 numara. Halbuki 10 numara. Ben bir sert bir şey bulmam lazım buna. Sert bir şey derken? Şu bez gibi. Gazlayacaksın. Ha şunu alayım bir gelin. Dışarı çarpmışken epeyden sikilemiyor ki. Tavuklarımıza var mısın arkadaşlar? Soran ne olmuş yumurtluyorum diyor da daha yumurtlamıyor. Bir kaydım şuna bak. Bu zıkımlara sakın böyle giyme buna koyayım. Hadi siz temizlen ben size bir semaver vermeyeyim. Bu arada arkadaşlar eşimi çekmişken dünkü videomuzda çok karanlık oluyor. Ne? Şeye koy tüpe kaburga vardı ya. Küçük bir açıklama yapsın eşim. Eşimin sigortasını niye bıraktı? Eşimin sigortası yoktu zaten arkadaşlar. Aynen. Kimse yanlış dedi. Niye işten çıktı sigorta? Zaten benim sigortam yoktu çok arkadaşlar. Çok yatırıyor buraya gelemedi. Daha yapılmamıştı. Ama ufa yaptıracağım. Annemin, işte eşimin, babamın, kendimin sigortalarını hep ben yapacağım arkadaşlar. Yani sigortalarımızı ödeyeceğiz. Ananın hakkı dedi. Yani o konuda da şey açıklamasını yaptık arkadaşlar. Yani benim ekstra bir sigortam yoktu. Onu söylemedik orada. He. Zaten benim sigortam yoktu. Bazıları... Zaten dediğim gibi hani dışarıda bekliyordum. Akşam gelmem zor oluyordu. Hı-hı. Şey olmuş yok, sanki oldu, sanki biz seni zorla işten çıkarmıştık gibi anlamışlar öyle mi? Zaten zorla seni işe bir şey yollamış gibi. Zaten yanlış anlamıyor. Asgari ücreti de çalışmıyorsun. Daha da düşük çalışıyorsun. Arkadaş hani tabii ki de kötü. Ya her şeyden öte ya. Ama. Her şeyden öte. Yani biz bizim aslında şeyimiz. Aslında ufuk şey değil de kızın çıksın. Ben yine dedim bırak çalışsın. Biraz belki sigortan olur. Belki şey olur. Ama yapmadı. Ne gereği varmış hiç. Bizim iş asıl yani amacımız şey arkadaşlar. Her şeyi söylemiyoruz ama siz de yani böyle düşünmeyin. Aynen. Rica ediyoruz yani gerçekten. Bir de asıl amacımız şey zaten arkadaşlar hani bizim işlerimiz gerçekten yoğun. Şu yani anlatamıyorum gerçekten çok yoğun yani. Belki gözükmüyor ama arka tarafta ben sürekli başka yerlere gidiyorum. Yani ilçeye ile işlerimi halletmeye. Annemle gidiyor. Evde evinde bir düzen olması lazım.
Onun için eşimle, değil mi hayatım? Aynen öyle. Güzel bir kararla Allah yolumuzu açık etsin. Ya tamam, güzel düşünmüşler hani sigortan devam ediyordu falan diye, ama hani sigortam yoktu zaten. Evet arkadaşlar, sigortası yoktu eşimin. Yapmadılar yani. Yapacağız dediler ama yapmadılar. Daha hala da yapmadılar, değil mi hayatım? Yani. Ya, hani biz iş yerini kötülediğimizde değil. Allah Allah razı olsun. Ekmeklerini çok yedik ama hani sizin yorumlarınıza dayanarak böyle bir açıklama yaptım. Aynen, dediğim gibi zaten sigorta yapılmamıştı arkadaşlar. Şeyle çıkmamıştık. Ki zaten hani biz bunu hiç hani konu bile yapmamıştık açıklarken. Yok, çoğu merak edenler olmuş. Senin iyiliğin için düşünmüşler mesela çoğu. Bazıları da çok dengesizce yorum yazmışlar da. Onların yine biliyorsun, alıştık artık. Ben size bir semaver demleyeyim hayatım. Siz temimizle devam edin. Şuna bağlı mısınız arkadaşlar? Ne var ne yok hepsini yıkıyorlar vallahi. Semaverimizi alalım. Şöyle. Ben hanımlara bir semaver yakayım arkadaşlar. Hak ediyorlar çünkü. Ben ağırlı işlerde yardım ediyorum. Onlar da ortalığı düzenliyorlar. Anacığım, semaverim benden bugün. Hı hı. Orada demleyeyim ya. Hı? Orada demleyeyim. Hocam. Düşünmüyorum ki. Soğuk değil ki ana. Ben anam ya. Su koyacağım, odun getireyim ben biraz. Biraz odun kesik al. İncelerden. Semaverimizi de demleyelim Allah'ın izniyle. Mükemmel bir kar yağıyor ama arkadaşlar, hani dediğim gibi hemen ertesi sabah hemen eriyor. Normalde 5 15-20 santim yağıyor, hatta Instagram'a da paylaşmıştır eşim belki. Yani 15-20 santim bayağı bir kar yağıyor. Belki daha fazla yağıyor. Sabah kalktığımızda hepsi tükenmiş oluyor yani. Eriyor. Çok çabuk eriyor. Don yok. Soğuk yok. Şuradan küçük küçük odunları keseyim Allah'ın izniyle. Şöyle ufak ufak kessek yeter arkadaşlar. Ana. Eşimin, ailemin sigortasını nasıl ödeyeceksiniz diye merak edenler var arkadaşlar. Dediğimiz gibi ya, ben şu an zaten bir şirket açtım. Bu doğal ürünleri satmamız için. Oradan biliyorsunuz. Ya zaten hem eşim çalışacak, ailem çalışacak. Bunda herhangi bir yasak söz konusu değil. Çalışan olarak gözükecekler ki zaten de yani çalışacaklar. Onun için herhangi bir problem yok. İşin koordinasyon süreci bende olacak. Üretim konusu da ailemde olacak arkadaşlar. Biz bu işe biliyorsunuz ailecek girdik. Ailecek de devam ettireceğiz Allah izin ederse. Ya güzel yorumlarınız var. Gerçekten çok güzel yorumlarınız var. Hepinizden Allah razı olsun. Ya, hani bu işin altında nasıl kalkabileceksin? Hem hayvancılık hem doğal ürünler. Bunları nasıl yürüteceksin diye çok güzel sorular geliyor. Bunlara gerçekten çok dikkat alıyorum. Dediğimiz gibi hani eğer birlik olursak birlikle bu işi yaparız. Eğer tabii ki ben bu işin altından tek başıma kesinlikle kalkamam. Bana ailem de destek olacak. Abim de, ablam da, abim de, dediğim gibi babam da, ailem, eşim, annem. Yani biz bu işe hep beraber girdik. Allah'ın izniyle de hep beraber yürüteceğiz. Azimle devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani sizler de göreceksiniz inşallah. Ya güzel yerlere geleceğiz ve güzel şeyler de yapmaya devam edeceğiz. Bence yeterli. Zaten alt üstü bir semaver yakacağız arkadaşlar. Şöyle bunları götürelim. Semaverimizi de yakalım. Evet arkadaşlar, semaverimizi yaktık. Sobamızı temizledik. Hemen acım. Semaverimiz demlensin orada. Güzel bir yorgunluk çayı içerik. Bunlara baksana ya, maşallah ya. Kocaman. Anne, bunlara ne verdin ya? Sen bana dön. Şu arada da şuna bakar mısın? Ne diyeyim? Bir de her doyurayım, onu doyurayım da. O garfini, ben de şunu yavrum ya. Gel. Gel.
Durun oğlum, üstünü çamur etme. Şu çene arkadaşlar şu, bak. Elimle oyna, ne yapacağız elimle? Annemi takip ediyor, annemi de seviyorlar arkadaşlar artık. Anneme de çok alıştılar, besliyor ya bunları. Annem benden iyi bakmaya başladı vallahi maşallah. Değil mi oğlum? Gel, gel tarçınım. Gel tarçın. Gel oğlum. Gel, bu çekimle hala çek. Bir sevdirme arkadaşlar. Bir bağlasana yavrum. Ha? Bir bağla. Yok. Bağla, ben de bir bağlayayım şunu. Dursun, dursun. Üşüyorsun değil mi sen daha? Kara diyorum anne, akşam 15-20 santim ya, ya sabah gidiyor hemen geri, değil mi? Aynı bahar hani şey oluyor, ne de kış ya. Önceki kış var, bir de nesi yok. Eriyor hemen. Ya, 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 ya. Bunlar da bizim bekçilerimiz. Şunun üstü erisin de arkadaşlar, şu delikleri var, oralara silikon çakacağım, ben de onu bekliyorum. Evet arkadaşlar, sobamızı kurdu. Annem buyuruyor ki içeceğim dedi. Semaver de buraya... Boş ver, içmedi ben, ne anladım evi. Değil mi ana? Şey, içindeki kozu bitti zaten arkadaşlar. Sobanın üstüne koyduk, sıcaklığı biraz kaybolmasın diye. Dışarısı da soğuk zaten. Çinmez yani, buz gibi. Sobamızı kurduk. Hemen 2 dakikada annem apar topar. Göremiyorum vallahi bile ne ara kurduğumu, ittiğimi. Hemen. Bir öğlen yemeği yapacağız arkadaşlar çay eşliğinde. Yumurta mı yaptın? Ne var sabah, ne var? Allah. Ben de bilmemiş. 2 gün kadar yok. Maşallah. Yumurta benim. Kendin var mısın? Yok, yok. Ne mi? Yamuk duruyor hayatım. Evin terazisi bozuk. Ben bilmem. Onu oraya koyma, daha çok şey oldu. Tamam. Kalsın orada. Abi salata ya, salata. Ne, sen salata seviyorsun. Oh, mis. Allah. Şöyle besleyelim arkadaşlar. Nara bahtere abla. Dışarısı kar. Keyfine bahtere. Hem temizlik yapıyor hem öğlen yemeğini yiyeceksin de. Öğlen yemeğimiz de bu. Tamam azıcık. Anladın mı? Bir yandan türleri de akıyor. Ne ara yıkadınız, ne ettiniz bilmiyorum anne siz. Tül böyle mi oluyor? Gelini daha çok kendim gibi ettiriyormuş. Alıştı değil mi gelini? Aynen. Soralım. O biraz daha ısınsa var ya, daha güzel olur biliyor musun hayatım? Ne? Bu. Evet, evet. Onu daha biraz ısıtacağım. Soba var ya anne, harbiden ha. Çok fark ediyor ha. Çok dolmuş oğlum. Hmm. Güzel. Makineyi sen kapatın hadi. Sıkma yaptı zaten ama. Sıkıyor anne. Ha. Ben gideyim sandalyeyi alayım. Geliyor. Tabure var mı? Tabure var ya. Taburen var. Taburen de var. Abiren de var. Sen o şuraya geç, ben otururum oraya. Ben otururum, sıkıntı yok. Ben aslında ben böyle daha güzel yemek yiyorum. Çaylar dolduruyor mu? İşte iki kişisin. Artık o şuraya konu abire yiyip. Böyle yapıyorduk mu? Hadi gelin gelin. Geleyim ben konumda konu, ben yerini sığmayayım, sığıyız değil mi? Sığıyor anacık, sığmaz mısın? Ben onu da konu böyle valla. Maşallah babam. Ben burada, biz burada yerdik ki şuna yap. He, koca ev yapmış, nereye sığmıyor? İyi oldu ha, tülen tozu git. Evi bir kere geçsen yoruluyorsun anne. Valla öyle. Yaşlanmışsın artık. Gel ben acıttım seni. Herhalde hani ben sağa çekmişim. Ben acıttığım zaman elim ayağım titriyor arkadaşlar. Böyle şeker de olabilir diye düşünüyoruz yani. Şöyle de bir göstereyim seyircilerimize. Evde de semaveri gittim. Karşılaşamamışım. Aynen. Kozu bitti ya. Duman çıkmıyor. Ama sıcak kalmış bak. Gördün mü? Ateş tutmalı, yok bir şey yok mu? Can sana? Yok ya, hiçbir şey yok. Kozu bitti zaten. Sen dedin benim kafama yattı zaten. Otur gel. Hadi ben anacığım. Öğlen yemeyecek, daha işlerimiz var değil mi? Hadi afiyet olsun anacığım. Bismillah. Hangisi? Nasıl kokmuş ha? Bilmiyorum ki. Üstünün suyu kokmuş. Dikersin onu. Ben dikerim. Haydi afiyet olsun.
Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Ya Allah, bismillah hemen hacım. Aynen. Ablan bize şimdi yine annem. Aynen. Bunun odunu var ya ana. Bunu getireceğim ama. Şeyleri bölüştük, işleri. Değil mi hayatım? Senin işin ne şimdi? Ben diğer mutfağı falan temizleyeceğim. Sen de çatının üstü eridiyse orayı yapacağım. Ben gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Bugün komple soba temizlemeyeceğim arkadaşlar. Hele? Hafta sonu annem gitmeden ortalığı yine hallettim. Vallahi hallettim ona ya. Elime ayağına sağlık vallahi. Güle güle ya. Güle güle oturun. Ha, evet, bahane nasıl çekiyor değil mi? Koy yerinde sıkıntı dur sabahsın. Oo. Bacağı temizledik. Şimdi pof pof yanacak. Şimdi sıra nerede anne? Banyo kazanında mı? Aynen, oradaydık. Şu benim yaptığım yer orada var ya, hani orayı tutayım. Benim ofisi değil yani. Evet. Kaç ben ya. Gelin diye hala bölmesin. Ofise mi? Burayı da temizleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada da sobamız var. Maşallah 3 tane sobamız var evde. Burada temizliğini yapacağız. Kimmiş ama? Gel gel gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Oh, maşallah. Şu var ya arkadaşlar. Şu çok fena işte. Çok tatlı bir şey yani. Evet arkadaşlar, bu odamız bitti. Burayı temizledik. Düzenledik. Darısı diğer odalara. Aynen öyle arkadaşlar. Bu da işimmiş. Üşüdüm vallahi arkadaşlar. Dışarı soğuk ama. Soğuk. Çok soğuk. Akşama doğru şey yapmış. Buz buz. Dışarı. Ayaz. Avu. Avu. O ne? Avu demek soğuk demek bizim Tokatçı'da. Hadi yeni kelime öğrendik arkadaşlar bugün de. Avu götürüyor mesela. Yani soğuk, buz gibi. Don tutmuş. Tamam. Yani, sizi gösterdik hemen. Gösterdik. Evimizde cüciler aldık arkadaşlar. Böyle ufak tefek dedik, hani bir şeyler alalım. Güzelleştirelim dedik. Evet. Elimizden geldiği kadar. Yani. Güzel oldu. Bugünümüze de şükürler olsun diyoruz. Diğer odalara devam. Aynen öyle. Daha çok sirkelenecek sobamız var. Devam inşallah Allah izniyle. O zaman diğer odalara geçelim. Neredesiniz anacığım? Hadi girişiyoruz mu? Vallahi burada doğmuşum. Vallahi de? Yanayım olacak oğlum. Oo. Bunu da mı alacaksın şimdi dışarı? Boruyu alayım. He, boruyu alayım sadece. Dur ben de oraya alayım. Öbür kamera uçuyor ya oğlum. Tamam. Oraya bak, o öbür. Şey dolu değil bunu. He, öbür kamera gibi mi? Mesela arkadaşlar, burayı da biz çok yakıyoruz. Aslında burayı hep de yanıyor. Ben burada çalışıyorum. Ama burada gördüğünüz gibi soba kadar dolmuyor. Burada devletin verdiği kömürü yakıyoruz. Orada da biz o sobada yanmıyor diye 3-4 torba kömür almıştık. Onu yakıyoruz. Çok fark ediyor. O hem güzel yanıyor hem daha fazla dolduruyor. Değil mi ana? Kömürleri diyorum. Fazla bir şey yok ya. Yani. Tak babancım. Hadi geri daha. Sileyim ki dur. Sen... Anan silmeden hemen sileyim. Sileyim şey yapmam ya. Sileyim. Ha,
Abi dirseklerden çok şey yapıyor biliyor musun? Dik çıksa kuvalar olmaz. Neylerden doluyor? Dirsekler işte. Evet. Doluyor genelde. Burası bitti. Sadece kovası kaldı. Tamam anacığım. Burası da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tertemiz. Şimdi banyo kazanına mı girecek çocuk anne? Allah bismillah. Bir dakika. Evet. Tamam. Bura bitti mi? Burada sikir masa. Şey getirmiyor yukarı tenekeyi. Ne anne? He. Onun zaten az borusu var. Küçük. Şöyle arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Koyda su problemimizi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde Allah'ın izniyle çözeceğim. Onun da müjdesini vereyim. Şimdi bunu tamam yarın bakayım ana. Çamaşır makinesine diyorsun değil mi? Kısa geldiği şeyi borusu. Tamam bunu hallederik. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. Şöyle koyayım da. Yok da ben herhalde. Ne? Ben rahat içeriye dur. Düşer orada mı? Yok düşmez. Tamam seni. Yok ya. Yok ya. Yavaş. Çok kibar. Kanal gibi miydi? Gelip kontrol etsin. Kısa yavaş. Olmaz böyle. Bir de şey o. O evde o pis kömür o. Bir şey çuvalı kömür var ya. Vurması mı? Tamam bitti. Burası kısa sürdü derlemanda. Yeterli ışığı yok mu? O kadar ona dolmaz ki. Etrafını mı diyorsun? Bir şey bez getiriyorum. Bunsuz olmuyor arkadaşlar. Değil mi ana? Yani burası affedersiniz hamam gibi oluyor yani. Bu ısındığı zaman, kaynadığı doğal zaman, gaz ne ki, halde vallahi doğal gazın annem dedi, bu yanlış da düşünün ya, küçücük yeri hamam gibi ediyor yani. Gizli, su sıkıntısından da kurtaracağım anne sizi. İnşallah. Hadi bakalım Allah'ın izniyle inşallah. Şurayı değil mi içeride? Hmm. Oldu. Tamam. Burası da bitti. Yansın. Hadi anne. Üst sobayı da temizledik vallahi. Evet, bismillah. Burası da bitti arkadaşlar. Geriye suyumuz bitti. Çamaşır yıkayılarda hani bu su bitti arkadaşlar. Vlogumuz bu şekilde oldu değil mi hayatım? Aynen bugünkü videomuz temizlik oldu. Evet. Dışarıdan pek iş yapamıyoruz. Herkes kış, her yer ıslak. Kış, kar var. Aslında çatıda falan işler var ama. Çok işlerimiz var. Çok işlerimiz var da işte kıştan dolayı pek hareket edemiyoruz açıkçası. Mesela ben çatıların üstüne olacağım, telleri çevireceğiz. Yani ne iş yok, kapı yapacağız, kolon dökeceğiz, duvar öreceğiz.
Ahırı tadil edeceğiz. Ya inanın bir sürü işimiz var yani. Ama dediğimiz gibi kış kar düştü olsun. Kar yine de yağsın. İnşallah daha çok yağar. Ben karı seviyorum. İnşallah. Ama yağıyor hemen kesiliyor ama hayatım. Akşam yağıyor, sabah eriyor. Akşam nasıl ama? Çok güzel gerçekten. Yarım saat bir saat Şenay'la dışarıda durduk arkadaşlar. Güzeldi yani. Gayet de hoşuma gitti de benim. Evet hayatım. Sendeyiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Temizlikti konumuz. İnşallah beğenirsiniz. Sıkılmazsınız inşallah. Tekrar başlangıçta söylediğimiz gibi lütfen takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bizler uğraşıyoruz. Siz de biliyoruz hani bizi destekliyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman hani sizden yana bir şeyimiz yok. Ama birazcık daha şöyle destek olursa çok memnun oluruz. Biz de gerçekten mutlu oluruz arkadaşlar. Allah'a Kesinlikle. emanet olun. Sağ ol hayatım. Güzel yorumun için teşekkür ederim. Güzel. Kanalımıza abone olursanız arkadaşlar, bizleri de desteklemeye devam edersiniz. Videomuza beğeni ve yorum yaparsanız bizler için yeterli gerçekten. Kanalımıza da tekrardan yeni abonelerimize de bol bol teşekkürlerimi sunarız. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel işler başarmaya devam edeceğiz. Kış annemin de dediği gibi demek yemek yerken diyordu. Cemre düşmeye başlayacağız. Cemre miydi? Yani havalar ısınmaya başladığı zaman arkadaşlar emin olun çok çok işlerimiz var. Emin olun sizlere de daha bol böyle biz de hatta şimdiden planını yapıyoruz. Sizlere daha Aynen. güzel şeyler sunabilmek için. Bol bol böyle gerçekten çok kral mı diyeyim? Yani zirvede videolar yapacağız arkadaşlar. Yani çünkü eski hayatımız bizim hep öyleydi. Tamamıyla köy hayatı. Bunu tekrardan inşallah sizlere yaşatıp göstereceğiz Allah'ın izniyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese Allah bol bol kazanç ihsan etsin. Sağlık ihsan etsin. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Selametle kalın. Hoşça kalın.